Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda e, mezun gruplar için ve geometriye yeni başlayanlar için bir program başlatmıştık. Yani Ağustos'un 5'inde başlatmıştık bu programı. Ağustos'un 5'inde başlayanlar için e, 12. haftayı anlatacağım. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. E, Ağustos, Eylül'de başlayanlar, Ekim'de başlayanlar da bu programı uyabilir. Sebebi ne? Çünkü bizim programımız zaten ne zaman bitiyor arkadaşlar? Şubat'ın sonunda bitiyor. Şubat'ın sonunda bittiği için sen Ekim'de bile başlasan 2 ay ileri Şubat, Mart, Nisan. Nisan'ın sonunda bitmiş olacak. Mayıs ve Haziran'da da zaten diğer <laughs> denemelerdir, şunlardır, bunlardır halledebilirsin. Yani sıkıntı yok yeni başlayanlar. Tamam mı? Bu şekilde de halledebilirsiniz. Neyse ben şimdi Ağustos'un 5'inde başlayanlar için 12. haftayı anlatayım. 12. hafta. 12. haftada bir sürprizim var arkadaşlar. Neymiş o sürprizim? 12. haftaya niye gelemedim ben ya? Heh. 12. hafta. Siz önümüz para aykenlere hallettiniz geçen hafta. Çok güzel. Harikasınız. Ve iyi bir şekilde hallettiğinizi umuyorum. Şimdi ne var? Sırada eşkenar dörtgen deltoid var. <laughs> arkadaşlar eşkenar dörtgen ve eşkenar dörtgenden bir video deltoidden bir video. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Dik dörtgenden 3 video kareden de 2 video olması lazım. O yüzden arkadaşlar bu hafta böyle boş geçmesin diye 2 haftayı da birleştirdim. Yani ne yapacaksınız siz bu hafta? Eşkenar dörtgen, deltoid, dikdörtgen ve kareyi yapacaksınız. Sizin için daha iyi olur. Bunu verseydim sıkılacaktınız arkadaşlar. Tamam Yani bunlar zaten eşkenar dörtgen zor değil. Deltoid çok kolay. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Dikdörtgen keza sırf alfabeta, üçgenler, benzerlik, paralel kenardaki kurallar falan filan. Kare eş üçgen işte kare biraz zorlayabilir ama hiç önemli değil. Yine bunu da halledebilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. O yüzden arkadaşlar bunları birleştirdim. Yani 12. haftamız bunlar ve bundan sonra bir geri kayarak gideceğiz. Bakın 13. hafta şurada vermişim. 14. hafta, 15. hafta şeklinde gidiyor arkadaşlar. Tamam? Haberiniz olsun. Bu şekilde yapalım sanki daha iyi olacak arkadaşlar. Hatta ona göre şimdi düzenleyelim. Şimdi düzenleyelim. Nasıl çalışacaksınız? Sen şimdi pazartesi günü rehberlik günü ve ön çalışma bunlarla ilgili ön çalışma yap eşkenar dörtgen hızlı bir şekilde konu anlatımına bak soruları çözmeye çalış çok hızlı olsun tamam mı pazartesi günü pdf indirmesi olsun bir de bu arada ben bütün dörtgenleri birleştirdim pdf olarak birleştirdim oradan birleştirilmişsin de yine aynı linkten bulabilirsiniz arkadaşlar tamam bunu da sakın ama sakın unutmayın aynı linkten ulaşabilirsiniz. Dörtgenler hepsi diye de yazmışım oraya. Oradan indirebilirsiniz. Sen, şimdi ne yapacaksın? Burada ön rehberlik günü. Ön çalışmayı burada yapacaksın. Ön çalışmayı bugün yapacaksın. Tamam Pazartesi günü. Ayın 19'unda yapacaksın. Sonra salı günü de şu eşkenar dörtgeni. Eşkenar dörtgen ve eşkenar dörtgen ve deltoidi deltoidi burada hallet. Tamam mı? Eşkenar dörtgen ve deltoidin konu anlatımını burada hallet. Ki birer video olduğu için hemen bunun ardından ilacın şeylerini de çözebilirsin burada. Yani ilacı burada da hallet. Tamam mı? Sorularını çöz. Hani geometrin ilacı çözülecek diyorduk ya. Burada geometrin ilacını çöz. Eşkenar dörtgen ve deltoid. Çok fazla test yok zaten. Rahat bir şekilde halledebilirsin. Bu arada şunu da söyleyeyim. Deltoid konusunun testleri kareden sonra konulmuş. Ben onu video sıralamasında eşkenar dörtgenden sonra koydum arkadaşlar. Siz de ilk başta bunu çözersiniz. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Peki çarşamba ne yapacağız hocam? Çarşamba günü de dikdörtgen ve kare. Dikdörtgen ve kare. Tamam mı? Dikdörtgen ve kareyi halledin. Sadece konu anlatımını halledin. 5 video var çünkü. Ondan sonra perşembe günü de geometrinin ilacı. Dikdörtgen ve karede, dikdörtgen ve karedeki geometrinin ilgili sorularını çözersin. En yani sonra ne olacak hocam? Cuma günü de, Cuma günü de şeyi çözersin. Orta seviyedeki, orta seviyedeki bir kaynaktan ee, eşkenar dörtgen ve deltoidi halledebilirsin. Eşkenar dörtgen ve deltoidin sorularını halledebilirsin orta seviyedeki bir kaynaktan. Sonra Cumartesi Pazara ne kalmış olur sana? Orta seviyedeki bir kaynaktan dikdörtgen ve kare. Dikdörtgen ve kare kalmış olur arkadaşlar. Tamam bu haftalık bu, bu şekilde olsun. Sizin iyiliğiniz için istiyorum. Önce bitelim ki çünkü tekrarlarımız olacak bizim de. Ona göre planlamalarım var arkadaşlar. Bazı bazı iyi şeyler, güzel şeyler sizin açınızdan güzel olacak şeyler yapacağım. Boş beleş şeyler yapmayacağım. İşte tekrar olabilir, soru çözümü olabilir. İşte ne bileyim sizi şeye yönlendirebilirim işte soru çözümüne yönlendirebilirim gibi gibi şeyler olacak arkadaşlar. Şimdi burada bahsetmeyeyim onu da zamanı gelince bahsedeceğim. Siz bu haftalık dediğimi yapın. iki hafta birleştirilmiş bir şekilde bu şekilde çalışmanızı yaparsanız daha iyi olur. Kısaca özet geçiyorum. Pazartesi ön çalışma. Salı günü eşkenar dörtgen deltoid videolarını izleyip ilacı çözeceksiniz. Çarşamba günü dikdörtgen ve kare videolarını izleyeceksiniz. Perşembe günü dikdörtgen ve kare geometri ilcini çözeceksiniz. Cuma günü orta seviyedeki eşkenar dörtgen ve deltoid kaynaklarında orta seviyedeki kaynaktan bu soruları çözeceksiniz. Cumartesi pazar da dikdörtgen ve kare ile ilgili <laughs> orta seviyedeki kaynakları çözeceksiniz arkadaşlar. Sıralama bu şekilde olursa hiç sıkıntı yaşamazsınız. Tamam. Söyleyeceklerim bu kadar. Aa hocam ben birleştirmek istemiyorum diyenler şu programda takip edip yine aynı şekilde gidebilir. Size kalmış. Ee, o konuda da bir şey demiyorum ama bu sıralamada yaparsak sıkıntı yaşamazsınız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü diğer türlüsü ciddi anlamda çok az olacaktı. Eşkenar dörtgen ve deltoid ciddi anlamda çok az olacaktı. Gerek yok bence. Ee, daha hızlı bir şekilde bitirirsek sanki daha iyi olacaktır arkadaşlar. Tamam? Yalnız e, inşallah şeye de zarar vermez. Düşündüm gerçi zarar vermez yani. Daha öncesinde neler neleri hallettik? Neleri? Paralel kenarı hallettik. Üçgende benzerliği hallettik mesela. Ee, o da çok videolu bir konuydu. Ee, bunu niye halledemeyesiniz ki? Halledersiniz arkadaşlar. Evet. <laughs> Zaten parayı kenarda iyi bir şekilde anladıysam bundan sonrasında sıkıntı yaşamazsın. Üçgenleri de bakın ne yapıyoruz? Tekrar ettiğimizin farkına vardınız değil mi? Çoğu şeyi hep üçgenlerden hallediyoruz. Aynen böyle devam. Eşkenar, dörtgen ve deltuit de, de aynen böyle devam. Üçgenlerden yapacağız. Ha, özellikleri üçgenden direkt özellikten gittim. Eşkenar, dörtgen ve deltuit de ama Üçgensel özellikleri de üçgenlerden anlattığım için hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Hep köşegen çizmeyle falan halledebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yaşayacağınızı da zannetmiyorum. Evet bu haftaki söyleyeceklerim bu kadar sevgili gençler. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.